Öylesine çürümüş bir ortamdayız ki, az önce ifade ettiğim 40 yılını Türkiye'nin akademik dünyasına ayırmış fikirleriyle, kendi kişisel özgün düşünceleriyle katkı sunma gayretinde olmuş bir insana dair İçişleri Bakanı olan zat dün açıklama yaptı. İri iri laflar. Demiş ki, şehrin emini terör yandaşı olamaz. Ne kadar uydurma, safsata bir kısım cümleleri içeren iddianameyi okuduğumda ben o iddianameyi yere fırlattım. Bana dökümünü aldıklarında, baktıklarında utanç duydum. 10 yıl önceki telefon görüşmesiyle birini terörist ilan eden anlayış, işte o itham açıkçası dün o sözü söyleyen İçişleri Bakanı'nı bumerang gibi döner ve vurur. Şimdi buradan bir iki hatırlatma yapmak isterim. 10 yıl önce Fethullah Gülen'e nasıl övgüler düzdüğünü hatırlatayım. 10 yıl önce Türkiye'de Türkçe olimpiyatları geldiği noktayla maşallah hak ediyor diyen sensin. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden İçişleri Bakanı olan zat sensin. Sponsor katkısı sağlayan da sensin. 10 yıl önce yani terör örgütüyle kol kola olan sensin. Ne diyelim şimdi? Dönüp senin söylediğin sözleri sana mı ifade edelim? Tam olarak senin cümlelerini de o döneme dair seçersek söyle mi diyelim? Sureti haktan görünüp diğer taraftan zikriyle, fikriyle, terör örgütüyle bir olunmaz deyip sana mı hatırlatalım? İçişleri Bakanı terör yandaşı olamaz mı diyelim? Bu nasıl olur, hoş olur mu, hoşunuza gitti mi Sayın İçişleri Bakanı? Siz önce bakanlığınızı kim yönetiyor ona bakın. Bakın, insanlara leke atmak, insanları lekelemek, insanları terörist ilan etmek bu ülkede son yılların geleneği haline geldi. Ben İçişleri Bakanı'na şunu söylüyorum. Sana dahi haksızlık yapılsa seni bile savunacak yürekli insanlar var bu salonda. Ama siz öyle bir ortamın, kirli bir sürecin birer parçası haline geldiniz ki çıkıp televizyonlardan makamlarınızı kullanıp yaptığınız açıklamalarla bu milleti oy veren vermeyen sınıflandırmasıyla verenlerin iyi vatandaş, vermeyenlerin terörist olduğunu dahi kafasını sallayıp ya da diliyle ikrar eder duruma geldiniz. Ama biz haklıyı savunan, hakkı savunan, hukuku savunan safımızdan bir adım geri atmayacağız. Açıkçası ben yine bakanlığına hatırlatmak istiyorum. Bu da ayrı bir trajik durum. Bakanlığı kim yönetiyor? Önce onu bulun. Sabah gazetesi saatler öncesinden, 6-7 saat öncesinden kayyum atandı diye manşet yapıyor. Siz yok öyle bir şey, kayyum atanmadı diyorsunuz. Sonra aradan saatler geçiyor, daha mahkeme kurulmamış, mahkeme yapılmamış, saatler geçiyor. Üzülerek ifade edelim ki bakan değil, gazete haklı çıkıyor ve tabiri caizse ters köşe oluyorsun diyeceğim ama tam olarak da öyle değilsin. Tabii iradenizi ve aklınızı birilerine teslim eder, gelen kelimeleri, cümleleri kendi fikrinizmiş gibi ifade etmeye başlar ve milletin hür ve özgür bireylerinin olması gereken o koltuklarda
talimatla hareket eden bir süreç işletilirse ne yazık ki milletçe 86 milyon insanımızın başı öne eğilir. Onların gözüne girmek için insanların suçluluğu kesinleşmemiş insanlara iftira atmayı bile kendinize marifet görmek ya da bir apolet daha takmak için çirkin sözleri ifade etmeyi kendinize mesleğinizin ya da görevinizin bir parçası görmek utanç verici bir durumdur. İftira atmayın. Atmamalısınız. Türkiye hukuk devleti demişsiniz demecinizde daha en basit, en temel, herkesin bildiği kuralı bile yok sayarak demişsiniz. Masumiyet karinesini unutmuşsunuz. O bakımdan ülkemizin geldiği bu durumu hepimizin hissetmesi şart. Kıymetli Genel Başkanım ve sevgili milletvekillerimiz.